Buçukluk Otacı'ya geldiğimizde otacı bizi sıradan bir müşteri sansa da ilan için geldiğimizi söylediğimizde dökülüyor. Çırağı Folkert'ı hiç hanlifi kalmadığından ölü kimseler ormanına yollamış ama çırak bir türlü geri dönmemiş. Çırağı bul ne olur canlı kanlı bana getir diyor, bilmukabele çocuk adam diyor, yola koyuluyoruz. Yolda karşımıza otacının arabası çıkıyor, kan izlerini de gördüğümüzde aha bu işin sonunda ne olacağı belli diyerek izleri takip ediyoruz. İzler bizi iki moruğa götürüyor. Yolunu mu kaybettin ne ayaksın birader diyor kadın bize, hayırdır kimse yok piyasada ne oldu burada diyoruz, yaşlı kadın anlatmaya başlıyor. Savaş çıktıktan sonra gençler iş bulamamış, haliyle köyü terk etmişler. Yaşlılar da tek tek ölünce geriye bir tek bunlar kalmış. Neyse lafı mevzumuza getirelim diyerekten Folkert'ı soruyoruz ve kurtların Folkert'a saldırdığını, buçukluğun canını kurtardığını ama ot toplaması gerektiği için bir türlü buradan gitmediğini söylüyor. Sonra da gece kurt sesi duymuşlar ve Folkert'ı bir daha görememişler. Allah Allah hiçbir şey kalmadı mı bu elemandan dediğimizde ormanda dolanamayacak kadar yaşlıyız diyor adam. Haklar galiba lan diyerek ortamı terk ediyoruz. Otacıya geri döndüğümüzde Folkert, your apprentice. I know what happened to him. Out with it. I've gone near daft with worry. Found some witnesses. Claim wolves attacked him. He survived at first, then went back in the woods to harvest more herbs. His luck ran out. Ah, a treasure, that lad. Dutiful. Mannered. Such a shame. Well... Here's your gold. Trust it will serve you well. Şimdi bu bir sondu. Oynayanların çoğu da bu sona ulaşmış ama görevin gerçek sonu aslında bu değil. Bu iki eleman arkasında büyük bir sır barındırıyor. Görevi bitirir ardından yaşlıların olduğu yere giderseniz evlerinin arkasında bu kapıyla karşılaşırsınız. Kapı görev bittikten sonra açılmayacaktır ama akıllara da soru işaretini düşürecektir. Görevin asıl sonuna ise şu şekilde varıyoruz. Folkert'ın kan izini takip ettiğimizde yaşlılarla konuşmadan önce evi geçiyoruz ve hemen sağa dönüp evin arkasına ilerlediğimizde Geralt çürümüş et kokusu duyuyor ve bu kapıda açılabilir hale geliyor. Aşağı iniyoruz, birkaç adım sonra ikilinin ne bok yediği ortaya çıkıyor. Elemanlar Folkert'ın yarısını yemiş, yarısını da sonraya bırakmışlar. Tek vukuatları da bu değil. Sürekli bunu yaptıkları köşedeki iskeletten de belli diyerek yukarı çıkıyoruz ve sinirli Geralt selamını veriyoruz. Been to your larder. Meat rich diet. That what you like? Master, not at all. Taint like that. Best hope not, or you'll be next to get a hook through your neck. The wolves killed him. Him and the others. We but gather the bodies. That's the truth. We're old and frail. We've no strength to plow or sow. But we gotta eat. Have pity, master. Burada iki seçenek var. İlk seçenekle ilerleyeceğiz biz. Vow never to eat another bite of human flesh, and I'll let you live. Oh, I swear. Swear it on dear Mother Melitele, on the eternal fire, on... Keep the gods out of it. Swear on your heads. Which I will take if you break your vow. I wish swear. You live in the middle of nowhere. It's out of my way. But I'll be back. Better believe I'll be back. Geri dönüp otacıya durumu anlatmaya başlıyoruz. Ara sahne. Folkert, your apprentice. I know what happened to him. Out with it. I've gone near daft with worry. He was... really no gentle way to put this. Cannibals ate him. Cannibals? A short ride from Novigrad. In Velen, that would be one thing, but... But here... Gods! You slew them, right? Tell me you killed them! Hired me to find out what happened to Folkert. Never mentioned murder. One will happen soon. You want naught to do with it, that is your right. But I aim to round up folk who still give a damn. It's a couple of old folks. Doubt they'll put up a fight. All the better. Now, I wager you want your coin, eh? Take it and get out of my sight.
Yamyamların yediğini söyledikten sonra dışarı çıkar, bir iki gün meditasyon yapar, ardından da yaşlıların mekanına gidersek harbiden de otacının dediğini yaptığını görürüz. Yaşlılar ölmüş, ortayı ölü yiyiciler basmıştır. Neyse diyerek evlerini lootlar çıkarız. Evin arkasındaki yere baktığımızda ise artık orada hiçbir şeyin olmadığını görürüz. Ulan kemikleri de mi yediniz, yoksa harbiden tövbe edip gömdünüz mü, ne yaptınız diyerek kafamızda soru işareti şekillendiririz. Bir diğer seçenekte ise otacıya yalan söylemek var. Ran into trouble. A freak event. Of what type? Did monsters attack him? Mm-hmm. Could say that. A treasure, that lad. Dutiful. Mannered. Such a shame. Well, here's your gold. I trust it will serve you well. Şimdi bundan sonra iki yaşlı hayatına gül gibi devam etmiştir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz efendim. Yine bir iki meditasyon sonrası yaşlıların mekanına gidiyoruz ve o da ne? Dışarıda kimse yok. İçeri dalıyoruz. Kadının başında ağlayan kocası var ve karısının gün geçtikçe zayıfladığını ve sonra aniden öldüğünü söylüyor. Hak ettiğinizi buldunuz desek de insanın içi gıcıklanıyor ve bir görevde daha ne kadar son görebiliriz diye şaşırıyor. Evet dostlar, tüm sonlar serisinde belki de yapmaktan en keyif aldığım video bu oldu. Bu videonun sizlere ulaşmasında büyük emeği olan katıl üyelerime ve her daim izleyerek destek olan dostlarıma teşekkürler diyor, mekanı terk ediyorum. Hoşça kalın.